Arkadaşlar, bugün size bir program tanıtmak istiyorum. İleti yönetim sistemi. Burada da size göstermek istiyorum. Ben biraz önce. İleti yönetim sistemi devrede. Evet. İleti yönetim sistemi ne demek? E-Devlet üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Ben şimdi size aynısını yaparız, beraber yapalım. Buradan E-Devlet'e ben giriş yapmak istiyorum. Hoş geldiniz. Buradan giriyorum. Bak, buradan tekrar geri gidiyorum. En üstte bura var. Ha, bura tıklıyorum. Direkt indirenler var program. Ben onu sevmiyorum. Ben direkt hep böyle Chrome'dan giriyorum. Evet, şu anda TC kimlik numara ve şifrem gireceğim. Burada bir durdurmam lazım. Evet. Ben şu anda şifremle giriş yaptım E-Devlet'e. Şu anda ben demin girdiğim için orada ben şöyle yaparım. E-Devlet, evet, boşluk. Pardon. Bu arama yerine ne yazıyoruz? Evet, buraya. İleti, bakın. İleti neydi? Yönetim sistemi. İleti yönetim sistemi, yönetim sistemi yazdığınızda en üstte ticaret, pardon, özür dilerim, ticari elektronik ileti yönetim sistemi, Ticaret Bakanlığı. Ben önce oraya okuyacaktım. Ticaret Bakanlığı, onu tıklıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi sayfası açıldı. Ben demin kaydet dedim. Burayı silim, sizinle tekrar yapayım kendim. Şu anda ne diyor? İletişim adresi. Dur. Yeniden sizinle yapayım. İletişim adresi listesi. Ha, burayı tıklıyorum. Evet, açıldı. Yeni iletişim adresi ekle. Tekrar. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı güzelce okumuş gibi, isterse okuyun ister okumayın, size kalmış bir şey. Burada bir nokta var. Burayı işaretledik. Yukarıdaki metni okudum, anladım ve onaylıyorum. Yaparsınız. Devam ediyoruz. E-postalarla geliyorsa da, e-postaya gelen lüzumsuz bir sürü, diyelim ne geldi? Mailler geliyor, istemiyorsunuz. Önce bir telefonu tarif edeyim. Ondan sonra oraya geçeceğim. Evet, şu anda telefona gelenleri, telefon numarası, adı, boş ver, adı yazmaya gerek yok. Burada kendi numaramızı yazıyoruz. Ben kendi numaramı yazıyorum buraya. Evet. Burada numaram, girdim buraya. Devama tıklıyoruz. Ne geldi? Onay kodu gelecek bana. 206-143. Evet. Devam ediyorum. Evet, şu anda doğrulandı. Ne yapmamız gerekiyor? İletişim adresini listele. Şu arada. Aa, burası. Tıklıyoruz. Bekleyin. Şu anda bakın arkadaşlar. Ne açıldı? Benim telefonla alakalı onayları yönet. Aa, burayı silin üstünde, pardon. Burayı tıklıyoruz. Evet, açıldı. Bakın arkadaşlar, burada gelenler hepsi orada yazılı. En aşağı bölüme iniyoruz. Bakın, demin ben bunları engelledim. Arçelik'i, Beko, bilmem isimler, orada okumak istemiyorum. Siz kendiniz görürsünüz. Burada hala istemediği mesele garanti B, bilmem ne. Burayı tıklıyoruz. Ne çıktı? Diyor ki sesli arama, onay veriyorsanız onay kutusu işaretli kalsın. Eğer istemiyorsanız red olan bölümü tıklayın. Kısa mesaj gelmesini istiyorsanız
onaylı dursun. İstemiyorsanız onu da red yapın. Ondan sonra kaydet. Başarılı bir şekilde onu da engellemiş olduk. Hem mesajı hem sesli. Tekrar sağ tarafta ileti onay düzenlemeye giriyoruz. Evet, deminki sayfa geldi aynen. Şu anda kırmızıla benim reddettiklerim. Görüyorsunuz. Halen var. Sizin için onları yapmak istemedim. Gösterme amaçlı. Evet, burayı da şu pazarlama olan ismini okumuyorum. Onay düzenle. Aynı. A burası. Tekrar karşındakini tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar. Çok basit. Ben istemiyorum. Ne telefon edilmesini ne de mesaj gelmesini istemiyorum. SMS gelmesini. Onu da kaydet yapıyorum. Yani çok kullanışlı. Yapanlar bayağı güzel düşünmüş. Çok şahane. Ben şu anda ne yapmak istiyorum? Tekrar başa gitmek için bir de mail adresimize gelen o lüzumsuz mailleri size göstereyim. Şu anda ne yapmam lazım burada? Buradan, evet arkadaşlar, buradan bir gireyim tekrar. Çıkış yapmam lazım. Nasıl çıkış yapacağız? En üstte Türkiye bayrak üstüne tıklarım. İleti şeyini yazalım. İleti neydi? İsmini unuttum ya. Yönetim sistemi, evet. İleti yönetim sistemi. En üstte zaten çıktı. Ticaret Bakanlığı olarak. Ticari elektronik. Tekrar tıklıyorum. Şu anda ben telefonla giriş yaptığım için şimdi telefonu sileceğim. Bir de mail adresimle girmek istiyorum. Siliyorum. Siz aynı yere ekleyebilirsiniz. Korkmayın yani. Yap çek yap. Bir şey olmaz. Siz şu anda onaylayalım. İletim telefonu. Şu anda girişi telefonla girmek sildim. Tekrar iletişim adresi ekle burada diyor. Evet. Burayı tıklayalım. Çok basit. Yani herkes yapabilir. Şu anda yeni iletişim adresi ekle. Aynı orada. Orayı da tıklayalım. Hepsini okudum. Neyini okuyacağım? Hiç gerek yok. Burada e-postayla giriş yapmak istiyorum ben. Evet. Şu anda e-postayla burada girmek istiyorum. Durdurayım şifremi. Evet. Devam ediyoruz. Olmadı. Evet, burayı işaretlememişim. Ondan olmuş. Lütfen burayı işaretleyin. Yukarıdaki metni okudum diye. Şu anda tekrar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Buraya doğrulama kodu geldi benim maile. Onu alıp buraya getirmem lazım. Biraz sizi bekleteyim. Durdurayım ki sizi üzmeyelim. Evet arkadaşlar. Benim maile geldi. Maili değiştirdim. Maile geldi. O üstte isim yazan yere hotmail.com ise hotmail.com yazın ki gelsin. Gmail ise Gmail mailin üstündeki boşluğa ki gelsin. Yoksa gelmiyormuş. Orayı yaptım, geldi. Şu anda bakalım. Benim maile gelenler. Detaylı. Evet. Neymiş? Hayat sigortası ne? Bakalım. En istemediğim şey. Evet. Çok güzel işime yaradı bu. Bunlar hep iptal etmem lazım. Mailden gelen lüzumsuz iletilerden kurtulabilirsiniz. Çok güzel. Evet. Reddet. Direkt ya onay verdiğinize zaten ellemeyin. Onlar kendi onaylı. Reddetmek istiyorsan evet kaydet. Ondan gelen mail
iptal oldu. Tekrar ileti onay düzenlemeye gidelim. Başkaları. Hep başa mecbur gitmek zorundayız. Bilmem ne iletişim. İsim okumak istemiyorum. Orayı bakalım. Yani çok basit. İlk başta biraz size değişik gelebilir ama onu da kaydediyorum. Bakın arkadaş. Hep kaydettikten sonra karşınıza tekrar iletişim adresi, ileti onay düzenleme gelir. Ne yapacaksınız? Hep ileti onay düzenleme gireceksiniz. Tekrar o gelen şeylere, maillerin iptal edecek isimlerini. Evet, burada çok yani şu anda sadece size gösterme amaçlı bunu yapıyorum. Mesela şunlar, şunlar hepsini de istemiyorum aslında ama bunları iptal edebilirsiniz. Hep onay düzenlemeye girersiniz. Evet. Gördüğünüz gibi bunları iptal edebilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Çıkmak için geriye gerek yok. En üstte bayrağın içine tıklayın. Buraya tekrar boşluğa yazın. İleti. Ben hep ismini unutuyorum ya. İleti neydi? Yönetim sistemi, evet. İleti yönetim sistemi. En üstte çıkıyor. Ticaret Bakanlığı olarak yazsanız da demek ki çıkacak ama bu gerçi çıkmaz öyle. Böyle yazsanız sizin kısa hemen gelir. Burada diyelim tekrar bunu sileceksiniz. Eğer telefona devam etmek istiyorsanız silin bunu. Evet, sildim ve iletişim adresini tekrar bir daha onaylamayı istiyor benden. Sildim. Şurayı size göstermek istiyorum. Tekrar buraya devam et. Deminki maile yaptığım yeri size göstermek istiyorum. Evet. Tekrar bir daha okudum. Onları bir göstereyim de karıştırmayın. Evet arkadaşlar. Burayı illaki işaretleyin. Yukarıyı okudum diye. E-posta adresinize yapmak istiyorsan burayı göster. Buraya Hotmail ise hotmail.com yazmayı unutmayın. Yoksa gelmiyor. Eğer Gmail ise gmail.com yazarsınız. Hangisi ise ismini yazın. İlla ki yazın buraya. Buraya normal e-posta adresiniz girersiniz ona göre. Ben yaptım zaten böyle. Şimdi arkadaşlar, ondan sonra devam et. Zaten o sizi yönlendiriyor bir şekilde. Çok güzel yani. Eğer telefonla yapmak istiyorsanız zaten buradan isim istiyor ya, burada telefon numarası, adı, Turkcell, Vodafone ya da Türk Telekom, hangisini operatörünüz hangisi ise onu yazarsanız daha kolay gelir. Daha hızlı gelir. Burada numaranızı yazar. Tekrar devam edersiniz. Çok güzel. Böylece istenmeyen SMS'lerde, istenmeyen telefonlar sizi rahatsız etmez. Hiç ummadığın anda bakıyorsunuz bir numara size mesaj atmış, isimli. Yani numarası yok ama isimli atmış size. Sizde kayıtlı değil, isimli gelen bir sürü bankalardan olsun, herhangi bir başka yerlerden olsun. Buradan hepsini engelleyebiliyorsunuz. Bugünlük bu kadar. Bu program direktmen sizin e-devlet üzerinizde, aynı e-devlet üzerinde yapacaksınız. Öyle yani indireyim şuradan yapayım diye değil. E-devletin içinde eklenmiş bir program. Bunu e-devletinizi açarsınız, arama yerine yazarsınız. Çok şahane. Hemen burası Ticaret Bakanlığı. Bak yazıyor zaten. İleti yönetim sistemi. Buradan devam edersiniz. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bize destek olursanız sevinirim. Like atmayı unutmasanız çok iyi olur. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.